Hastalarımızdan bir tanesinin bize sorduğu şöyle bir soru var. Bel fıtığının iğne ile tedavisi mümkün müdür? Nasıl yapılır? Bel fıtığının ne olduğunu daha önceden bahsetmiştik. Omurların arasında disklerimiz var ve bu disklerin içinde jöle kıvamında bir madde var. Disklerin kenarındaki sert kıkırdaksı yapıda olan bir bariyerimiz var. Bu bariyer yırtıldığında ve bu materyal dışarıya çıktığında, kanala doğru çıktığında fıtık dediğimiz hadise gerçekleşiyor. Ve sinir basısıyla o sinirin yaptığı işleve yönelik olarak ya motor kuvvet, kas kuvveti noktasında veyahut da duyu noktasında bir takım sıkıntılara yol açıyor. Şimdi jölemsi bir maddenin dışarıya çıkıp sinirlere basmasından bahsettik. Burada da yine bir başka e, resimde görüyoruz. Diskimiz bu. İçinde jölemsi maddemiz var. Ve burada jölemsi maddenin diski yırtarak dışarıya doğru çıktığını ve sinir köküne bastığını görmekteyiz. Yine bir başka kesitte disk ve diskten fıtığın gidip sinir köküne burada bastığını görüyoruz. Tabii ki bel fıtığının tedavisinde farklı farklı yöntemler var. Açık yapılan cerrahiler, mikro cerrahiler, endoskopik cerrahiler ki burada aynen diz artroskopisinde olduğu gibi bir tüp ve bir kamera sistemi yerleştirilerek küçük bir açıklıktan yaklaşık 2 santimlik bir açıklıktan fıtık kesesi bulunuyor ve fıtıklaşan materyal Ortadan kaldırılarak buradaki sinirler rahatlatılmış oluyor. Böyle bir endoskopik disk tedavisi yöntemi var. Bunun dışında iğne ile bel fıtığı tedavisi var mı idi soru. Evet iğne ile bel fıtığı tedavi edilebiliyor. Her türü değil. Bazı türleri. Burada iğne olarak ne kullanılıyor? Şimdi diskimiz fıtık demiştik, fıtıklaşan malzeme. Burada. Kök hücre kullanılabilir. Yani insan e, göbek yağlarından veya iliak kemikten alınan kök hücreler e, ayrıştırılıp bir enjektöre alınıp fıtık bölgesine enjekte edilerek kök hücrelerin burada fonksiyon görüp fıtıklaşan maddeyi ortadan kaldırması hedeflenebilir. Bu yöntemlerden bir tanesi. İğne ile kullanılan ikinci bir yöntem ozon Yine iğne ile diskin içine girip o bölgeye ozon gazı verilerek diskin suyunu kaybetmesi, büzüşmesi, nasıl ki olgun bir kayısıyı düşünün, bir de kurumuş bir kayısıyı düşünün, ne kadar küçüktür, büzüşmüştür. Bu şekilde disk içine yapılan enjeksiyonla diskin büzüşmesi, içinin kuruması sağlanmaya çalışılır. Bu ozonla yapılabildiği gibi İçinde yüksek konsantrasyonlu alkol içeren bazı jellerle yapılabilir. Yine benzer şekilde aynı girişimle yine bir kalın iğne ile girerek lazer probları yerleştirilip lazer problarıyla diski yakıp ufaltma şeklinde yapılabilir bu işlem. Ee, yine bunun dışında bazı enzimatik e, maddeler e, o bölgeye enjekte edilip diskin eritilmesi, küçültülmesi sağlanabilir. Bütün bunlar uygun hastada eğer ki fıtığın boyutu ve yeri uygunsa yapılabilen tedaviler yani burada e, diskten tamamen kopmuş kanalın içine düşmüş hastada motor zafiyet oluşturan e, hastanın yürümesini engelleyen e, çok ciddi büyüklükteki fıtıklarda acil ameliyat indikasyonu vardır bu enjeksiyon tedavileri daha ziyade başlangıç halindeki fıtıklar için kullanılır.